2022 değerlendirmesi yapmıştık. Ne eksik kaldı? 2023'te neleri bekliyoruz? Gelin onları konuşalım. Ben sinemadan çok yönetmen takip eden bir insanım ve en favori listemdeki 3-4 yönetmenin filmleri var 2023'te bizi bekleyen. Bu kanala da bolca konuk ettiğimiz pek çok yönetmenin filmleri geliyor 2023'te. İnanılmaz bir sene olacak gibi. Hadi gelin onları konuşalım. Evet. Videomuza geçmeden önce kesinlikle unutacağım filmler var ve biliyorsunuz ki Avrupa ve Asya seçkim inanılmaz zayıf, hatta neredeyse sıfır olacak. Unuttuğum, bilmediğim, duymadığım filmleri lütfen siz yazın, onları da kaçırmayın mutlaka. Bunun dışında da beğenmeyi, yorum yapmayı, başka ne yapacaklar? Zil çalacaklar, hep unutuyorum onları. Yapmayı unutmayın, arkadaşlarınıza da paylaşın. Artık şu 10.000'i olalım bak, bir destek olun ya. 2023 beklenti listemde neredeyse hiç çizgi roman, Marvel veya DC görmeyeceksiniz. Avengers serisi hikaye kapattıktan sonra izleyeceğim filmler ama deli gibi heyecanla beklemiyorum. Dolayısıyla bu listede onları göremeyeceksiniz. Oldukça fazla film var. Videonun çok uzun olması için dizileri ayrı bir videoda inceleyeceğiz. Evet, tahmin et bakalım 2023'te en çok beklediğin film hangisi? Hadi, hadi. Biliyorsun hep bu sorunun cevabı ne çıkıyor? Dune ikinci bölüm bu sene vizyona girecek. Herhangi bir değişiklik olmazsa, birkaç kez öteleme oldu, 3 Kasım'da Dune ikinci bölüm yayına giriyor. Açıkçası kitapları okuduktan sonra diğer bütün kitabını okuyup filmlere geçtiğim seriler gibi, şu anda kamera arkasında kitapları okuyor. Onu da gaza getirmeyi başardık sonunda. Beklentiler birazcık düşse de Villeneuve gerçekten ilk filmde çok iyi bir atmosfer ve çok iyi bir dünya yaratmayı başardı. Kitaplardan aldığımı beklemiyorum ama keyifli bir seyir ve yine sinemada büyülenmek için Dune Part 2'yi çok büyük bir heyecanla bekliyorum. Kesinlikle sinemada izleyeceğim. İkinci bir sebep, kamera arkası yine bana kızacak ama bebeğim oynuyor bu sefer. Florence Pugh oynuyor. Black Widow'daki Prenses Irulan rolünde. İlk kitapta çok bir şey yok aslında, o nedenle rolünü arttıracaklar mı filmde, onu da merakla bekliyoruz. İkinci en çok beklediğim film 2023'te, bunu da tahmin edebilirsin eğer filmin geleceğini biliyor olsaydın ama bence bilmiyorsun. Ama geçen biz kimin filmini izledik? Çok beğendik tekrar. 6. kez falan izledik. Evet, ve Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer vizyona giriyor bu yaz. En çok beklediğim filmlerden bir diğeri. Açıkçası Nolan'ın son dönem sineması benim için hikaye, karakter vesaire anlamında oldukça vasat. Ancak Tenet gibi aynı. 3 saniye gördüğü kızın aşkından neler yaptı? Öyle dizi film mi olur? Senle bir Tenet incelemesi mi yapsak? Nolan tecrübe filmleri yapıyor. Kesinlikle sinemada tecrübe etmeniz gereken filmler yapıyor. Dunkirk de böyleydi. Tenet de biraz öyleydi. Oppenheimer da öyle olacak gibi duruyor. Bir ara bayağı meme oldu işte, gerçek atom bombası patlatıyor falan diye. Tabii ki öyle bir şey yok ama patlamaların hepsinin gerçek olduğunu biliyoruz filmde. Kesin hepsi değildir ama merakla bekliyorum. Dediğim gibi Nolan beni hikaye anlamında Prestige'den beri çok fazla heyecanlandıramadı. Ancak sinemasal tecrübeleri çok sevdiğimi 2022'nin en iyi filmini Avatar seçmemden anlamışsınızdır. Tecrübe anlamında Oppenheimer'da çok beklediğim filmlerden bir tanesi. Listemdeki tek süper kahraman, tek Marvel filmi Spider-Man Across the Universe. Bunu sen de heyecanla bekliyorsun bence. Spider-Man animasyon serisinin ikinci filmi. O, evet, bak şimdi anladı ne olduğunu. Onun da yenisi geliyor. Yine animasyon anlamında devrimler, müthiş bir incelik bekliyoruz. 6 farklı evrende geçecek ve her bir evrende farklı bir animasyon tekniğiyle hayata geçirilecek. Kamera arkası dans etmeyi bırak, dikkatim dağılıyor. Her şeyi ben niye burada öğreniyorum ya? Film Haziran'da vizyona girecek. 2024'ün ilk aylarında da 3. film vizyona girecek. Umuyoruz herhangi bir erteleme olmazsa. Heyecanla, çok büyük bir keyifle bu filmi de bekliyorum. Ve yine favori yönetmenlerimden, bana Florence Pugh aşkımı da tanıtan Ari Aster'in, yani Midsommar ve... Sen daha izlemedin değil mi onu? Hereditary ve Midsommar'ın yönetmeni. İzleyenler şu an koltuktan zıpladı. Ari Aster'in son filmi Beau is Afraid. Türkiye'de sanırım Korkak adıyla vizyona girecek. Sadece afişlerini görmem, filmi izlemem için bana yeterli motivasyonu sağlıyor. Ama Ari Aster var. Başrolünde Joaquin Phoenix var. Heyecanla, merakla bekliyorum bu filmi de. Yine bir şeyler yaşayacağız ama ne yaşayacağımızın hiçbir garantisi yok. Fragmanı izlemeyeceğim. Posterisine hiçbir şeye bakmayacağım. Ve kendimi direkt bu filme maruz bırakacağım. 28 Nisan gözüküyor Türkiye vizyon tarihi. Bekliyoruz. Açıkçası bu filmden haberim yoktu. Bu kanalda en çok incelenen yönetmen David Fincher'ın yeni filmi The Killer bu sene Netflix'te yayına girecekmiş. Çok fazla bir detay yok hakkında. Senenin sonlarına doğru gelecekmiş ve bir Fransız çizgi roman uyarlamasıymış. Ve başrolde de Michael Fassbender var. Hiçbir şey bilmiyorum filmle ilgili ama isimler yeterli. Beklediğim filmlerden bir diğeri. İki çok büyük yönetmen. İki film daha bu sene bizi bekliyor. İkincisinden çok emin değilim. Wes Anderson'ın son filmi, bir Roald Dahl romanı kısa hikayesi uyarlaması.
The Wonderful Story of Henry Sugar. Bilmiyorum Türkçe'ye nasıl çevirecekler. Bu film de Netflix'e geliyor ve sene sonuna doğru geliyor sanırım. Yine birkaç büyük isim var. Daha önce Wes Anderson'ın birlikte çalıştı ama filmle ilgili çok fazla detay yok. Gerçi daha French Dispatch'i izlemedim. O nedenle nasıl bir Wes Anderson hayranıyım bilmiyorum. Ama Wes Anderson yapsın, biz izleyelim. Sorun yok. Ve son olarak büyük yönetmenlerden anmak istediğim Scorsese'nin son filmi de bu sene vizyona gireceği iddia ediliyor. Roosevelt, Amerika'nın eski başkanlarından birinin hayatını anlatacağı ve yine DiCaprio ile birlikte bu filmi çektikleri söyleniyor. Artık De Niro ile ortaklıklarını geçmiş durumda DiCaprio ile ortaklıkları. Çok fazla bir detay ortalıkta yok. Temmuz'da vizyon göreceği söyleniyor. Yani Scorsese, DiCaprio, daha ne diyeyim yani. Bunlar çok merak ederek beklediğim filmleri 2023'ün. Birkaç tane de mansiyonum var. Biliyorsunuz mansiyonsuz yapamıyorum. Bunlar biraz daha böyle hafif filmler ama eğlenceli vakit geçireceğim bana garanti eden filmler. Nedir bunlar? John Wick 4 ile başlıyoruz. Biliyorsunuz en son apartmandan yuvarlanmıştı John Wick. Sonra bir uyanmıştı falan filan. Bakalım orada nelerle karşılaşacağız. Çok keyifli bir fragmanla bizi hazırlıyorlar şu anda. Az önce afişini görüp şok yaşadı kamera arkası. Ben siz Barbie filmi mi izledin diye. Hatta Barbie filmi mi izledin diye. Barbie'nin filmi vizyona giriyor. Eylem kanalı kapat artık. Sen iyice saçmaladın demeye başladığınızı duyar gibiyim. Filmin buraya yönetmeni... buraya kadar izlediyseniz. Filmin yönetmeni, oyuncu yönetmeni Little Woman ve Lady Bird'ün yönetmeni Greta Gerwig. Aslında bu nedenle çok heyecanla bekliyorum bu filmi. Ama bir diğer beni filme büyüleyen şey de filmin geçenlerde bir fragmanı çıktı ve 2001 filmi Stanley Kubrick'in hani eskilerdeki 2001 başyapıtının fragmanını birebir bir Barbie filmi olarak çektiler. İnanılmaz bir fragman, kare kare çekilmiş bir fragman. Şu an gidip izleyin. Unutmazsam bağlantılara da koyarım linkini. Çok acayip bekliyorum. Ne olacak film hiçbir fikrim yok ama kamera arkasında Greta Gerwig olduğu için heyecanla bu filmi de bekliyorum. Bunun dışında aksiyon, bilim kurgu sevenler için ve Zack Snyder hayranları için Rebel Moon bu sene vizyona girecek. Bildiğim kadarıyla bir Star Wars senaryosu olarak yazılıp Star Wars almayınca kendi başına bir film olarak çekti Zack Snyder bunu. Uzay operası sevdiğim bir tür. Zack Snyder keyifli filmler yapıyor. Bu kanalda da ağırladık daha önce. Zombili filmiyle. Hiç neydi? Sıradan. Ha böyle deyince sanki böyle kendi geliyormuş gibi değil mi hep böyle? Onu da heyecanla bekliyoruz. Görevimiz Tehlike'nin son filmi. Tom Cruise'un yine deli stuntlarını gördük işte internette koymuşlar. Her zaman bekliyoruz. Güzel bir seyir, aksiyon dolu bir seyir sevenler için. Onun son filminin bölüm 1'i de bu sene vizyona girecek. O da beklediğimiz filmlerden birisi. Son iki tanesi biraz kişisel, herkese hitap etmeyecek ama biri Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves. Çok eski 20 yıldır yaklaşık Dungeons and Dragons oynayan birisiyim. Uzun zamandır oynayamadım ama D&D benim çocukluğum ve gençliğimi tanımlayan bir masaüstü oyundu. Ve ilk kez bir filmi bayağı keyifli, bayağı güzel olacak gibi duruyor. Oyuncu listesi inanılmaz. Umarım adını yaşatabilir. Onu da merakla bekliyorum. Ve son olarak da yine yönetmenlerden benim hayranlıkla takip ettiğim Taika Waititi'nin Next Goal Wins filmi geliyor. Taika, insanlar daha çok onu Thor filmleriyle tanısa da benim için What We Do in the Shadows filmiyle hem başrolünü oynadı hem yönetmenliğini yaptı. Daha sonrasında Jojo Rabbit'i de o çekmişti. Çok seviyorum, çok güldürüyor beni. Merakla o filmini de bekliyorum. Video kısa olsun diye çok hızlı söyledim. Beklediğim filmler bunlar 2023'te görüyorsunuz. Full Hollywood ve full bağımsız aslında. Asya ve Avrupa filmleri için desteğinizi bekliyorum. Yorumlara yazın. Bir dahaki videoda ve diziler videosunda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bye. Eğlenceli.